Merhaba arkadaşlar, Meri1712 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri gördüğünüz gibi aslında seraya geldim. Ama yarın Noel olduğu için sizlere bu çam ağaçlarını göstermek istiyorum. Bakın, hatta biri aldı. Orada şöyle göstereyim. Burada minik minik çam ağaçları var. Yarın, yani bugün ayın 23 Aralık ve yarın 24 Aralık. Hristiyanların büyük bayramlarından biridir. Noel zamanı. Yezus'un, yani İsa'nın, Hazreti İsa'nın onların şeyine göre doğduğu gündür. Ve böyle bu boyutlarda, birazcık büyüğü, bu boyutlarda böyle Noel ağaçları vardır. Bu Noel ağaçları da akşamları hazırlanır. Akşam 6'dan sonra önce, ondan sonra akşam 6'dan sonra da yakılır böyle. Şöyle de göstereyim ben size. Ve içeriye girelim. Bakın, burada almışlar böyle Noel ağaçları. Burada da şeyi var, bağlama şeyi var, aleti. Ve içeriye girelim. Gördüğünüz gibi süslenmiş. Bu arada yağmur yağıyor. Neyse, şöyle geçelim. Bakın, gelin ben size göstereyim. Noel ağacı süslenmiş. Buraya gelmiştik. Ben size demiştim, sevdiğim seralardan biri. Ve benim de ufak tefek bir şeyler almam gerektiği için, yani yabancı arkadaşlarıma çam sakızı, çoban armağanı, şöyle bakın. Bunları göstermiştim sanırım önceden ama şunlar çok güzelmiş. Noel dekorları. Evet, şöyle bir giriş yapalım. Şöyle bakın. Şöyle girelim. Gelin, böyle şipşak bir video olacak bu video. Sizlere göstermek istiyorum. Ben bakalım neler alacağım. Böyle muhteşem aranjmanlar var. Bunlar da, bunlara Christ Rose diyorlar. Bakar mısınız? Bunlar yaz kış dayanıklıdır onlar. Şöyle aranjmanlar hazırlanmış. Tabii Noel şeyi olduğundan dolayı da pek bir şey kalmamış aslında. Bugün de son. Gerçi yarın 12'ye kadar açık olur, ondan sonra kapanır. Şöyle göstereyim. Şurası tohum bölümü. Her çeşit aklınıza ne geliyorsa vardır. Hatta ben burada kaktüs tohumu bile görmüştüm. Ve şöyle bir göz gezdiriyorum. Neredeydi acaba o? Şöyle gidelim. Şöyle, burası kışa dayanıklı çiçekler. Şöyle sizlere de göstermiş olayım. Şu güzelmiş, maviş maviş. Şöyle bakabilirsiniz. Her taraf tohum burası. Aa, benim topçuklar. Bakar mısınız? Şunlar yine var. Bunlar, şöyle göstereyim size. Bunlar kışa dayanıklılar. Şöyle görün. Ve burada şeyler, çuhalar çıkmış sanırım. Sarısı, pembesi. Fiyatları da 1.29'muş. Bunlar kışa dayanıklı. Bunların sezonu şimdi çıkar. Ve size şunları göstereyim. Bakın. Burada böyle de bir inanç vardır. Bunlar yılbaşı içindir aslında, hazırlanmıştır. Böyle yoncalar. Yoncalar şans getirir. İçinde de gördüğünüz gibi bir Schoensteinfegen var. Schoensteinfegen'ın adı. Neyse, Türkçesini bilmiyorum. Böyle bu şans şeyidir. Yani yeni yıla girerken kesinlikle masalarda vardır bu. Şöyle göstereyim size. Güzelmiş. 2023 yazıyor. Bunlar da Noel için hazırlanmış şans yoncaları. Evet, burada gördüğünüz gibi Hyacin muhteşem kokusu oluyor. Sümbül sanırım bunun adı. Çok da emin değilim. Bunlar gelmiş. Laleler. Şöyle göstereyim. Fiyatları da böyle 2.49'muş laleler. Şöyle. Artık bunlar çıkar. Şöyle gezelim. Buhru Meryem çiçeği. Mor mor. Pembe pembe. Gönlüm sende.
Mor mor. Şöyle de göstereyim. Christ Rose'un 6.99'muş. Gelin gidelim. Hemi hızlı bir geçiş yapıyoruz. Burası da mezarlıklar için. Çünkü yarın mezarlıkları da ziyaret ederler. Bakın öyle şeyler hazırlamışlar. Şöyle geçelim. Buralar genelde dışarı bitkileridir. Dışarı için çiçeklerdir. Mezarlık içindir. Açellalar varmış. Küçükleri 2.99, büyükleri 3.99. Ama bunları çiçek zamanı geçtikten sonra kesince seneye tekrar çıkıyorlar. Bakın mavişler var. Glockenblume'ı 3.99'muş bunlar. Şöyle gidelim. Ortadaki bayağı bir sakin. Ben çok kalabalık diye düşünüyordum ama sakin. Şöyle bir hızlı çekim yapıyorum. Laleler. Aa, şu güzelmiş mesela. Bu beyazların beyaz şeyler. Kaç tane? 3-4 tane şey. Bakın bu çeşit şu. Bir de şu. Yani Nelken var. Glockenblume var. Bir de Tulpe var. Bu 7.99'muş ama şöyle göstereyim size. İçinde de kaç tane soğan varmış? 27 tane. Bunlar yazın, yani ilkbahar. Böyle de ayrılmış bunların şeyi. İlkbaharda açanlar. Böyle sırayla gidiyor. Ama ben çok severim mesela. Çiğdem'i de çok severim yani. Bakın. Yerim olmuş olsaydı şahsen kesinlikle alırdım Çiğdem. Evet. Böyle gidelim. Başka ne varmış? Burada maydanozlar. Hepsinin adını bilmiyorum ben. Ama yine de göstereyim size. Mutfakta kullanılan malzeme mi derler artık. Böyle göstereyim. Şöyle geçelim. Burası böyle bir koskocaman bir alan. Bugün sanki bütün sera bana ait gibi. Kimse olmayınca. Burası koskoca bir alan. Sadece dışarıda olanlar, bakın. Kuşları. Benim de kuşum olduğu için hemen ilgimi çekiyor buralar. Hemen hep onlara bakamadan geçmem. Ne var ne yok diye. Şöyle. İşte gübreydi, topraktı. Kuşlara yine yem şeyleri. Yemlikler. Şöyle göstereyim burayı şöyle.